Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız Golban.com'un ve Kayseri Özel Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu arada teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. YouTube'daki sıkıntıyı sizlerin beğenileriyle, abone olmalarıyla ve yorumlarıyla aşmak üzereyiz. Lütfen desteğinizi eksik etmeyin. Bakın bugün bizim ekranda 26.720 gösteriyor abone sayısını. İlginç yani. Bir gün içerisinde ya 70 kişi birden arttı ya da YouTube biraz akıllanmaya başladı. Gerçi akıllanma demişken, ya arkadaşlar gerçekten çok ilginç bir futbol ikliminde yaşıyoruz. Şimdi Galatasaraylılar bugün sosyal medyaya bir şey yaptılar. Saka Boey'in kırmızı kartında VAR Ali Palabıyık çağırdı ama Ali Palabıyık bunu dikkate almadılar diye. Yani Ali Palabıyık bunu dikkate almadı diye bir şeyde bulundular. Geçtiğimiz günlerde Ali Palabıyık'ın işte bilmem ne testlerinden kaldığı, bir daha maç yönetemeyeceği falan filan söylerken bugün TFF.org Ali Palabıyık Basel'le Zalgiris Vilnius arasında 27 Ekim'de oynanacak UEFA Konferans Ligi H grup müsabakasını yönetecek diye, saat 22'de başlayacak müsabakada yardımcılıklarında Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yaparken 4. hakem Ümit Öztürk olacak diye de belirtildi. Bilginiz olsun, hiçbir şekilde öyle VAR Ali Palabıyık falan çağırmamış arkadaşlar, haberiniz olsun. Bunu söyleyeyim. Ayrıca Türk medyasına göre Galatasaray maçında sözde kötü yönetti falan denildi ama aynı Ali Palabıyık Basel Zalgiris maçına gönderildi. Aynı Ali Palabıyık Çaykur Rize'de Galatasaray'ı kollayıp Rize'nin hakkını yerken Galatasaray taraftarı Çaykur Rize'ye düşman olmuşlardı. Sonra Oğulcan Çağlayan olayı da pekişti. O gün Fatih Terim'e bir soru sorulmuş. Fatih Terim çıkmış, demiş ki ben bugün, demiş, futbolcularımın performansı böyleyken önüne geçecek bir şey konuşmak istemiyorum falan filan demiş. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Adalet herkes için adalet. Çıkmışlar Galatasaray taraftarı, işte ağlayan çocukların ahı var falan filan. Niye? Biber gazı mı yediler polisten? FETÖ tarafından görevlendirilen, sonrasında da mahkeme kayıtlarında ifadelerinde yer alan, yani mahkeme kayıtlarında bu suç, yani bunu itiraf eden, biz taraftarı tahrik etmek için biber gazı attık stadyumun içine diyen polislerin ifadeleri varken, o polislerin sıktığı biber gazından etkilenen çocuklar mı olmuş Galatasaray stadında? Eğer bir ah varsa Fenerbahçeli çocukların ahı vardır. Okula giderken şikeci şikeci diye gururları kırılan, incitilen çocukların ahı vardır. Allah da sorsun, kulları da sorsun. Hem bu dünyada çekin hem ahirette çekin. Asla hakkımı helal etmem. Kesinlikle helal etmem. Bak arkadaşlar, normal günlük hayatta ya cebimden 100 liramı çalın, hiç umurumda değil. Bana deyin ki hocam senin 100 liranı çaldım. Ya canın sağ olsun, boşver. Kolunda, gözünde, ananda, babanda, sağlığında, saatinde bir şey var mı? Yok. Hiç sıkıntı değil. Ya 100 lira. İstesem verirdim, derim geçerim. Ama Fenerbahçe'min hakkını yiyen kim varsa Allah iki cihanda da hesabını sorsun. Ha biz de birinin hakkını yiyorsak onu da Allah bizden sorsun. Bu kadar yaşadığımız zaten kefaret olmuştur. Eğer hak yediysek bile. Onu da söyleyeyim. Bizim yaşadığımızı yaşamadan ölmeyin. Bak size uzun ömür duası ediyorum. Bak Fenerbahçe'nin önünde Dünya Kupası öncesinde 3 tane lig maçı var. Ancak 3 lig maçının yanı sıra 3 tane de bonus var. Fenerbahçe'nin önünde 6 tane bonus var. Yani 6 bonus var. 6. 6 sürpriz var arkadaşlar. Nedir o 6 sürpriz? 1. Trabzonspor bay. Bayan. Ney? Maç oynamıyormuş bu hafta. Adana Demirspor da bir sonraki hafta maç oynamıyor. Sanki üçer puanları silinmiş gibi olacak mantık olarak. Sonra El Spastikos var. Galatasaray'la Beşiktaş arasındaki o. Arkadaşlar bu arada bak, tabirlere çok takılmayın. Kendi aramızda şakalaşmamız. Hani burası küçük bir kanal. Çok fazla izleyenimiz yok. 2000-3000 kişi anca izliyor. Hani milyonlara hitap eden bir isim olsam bunları söylemem zaten. Hani kimse alınmasın, gücenmesin. Kendi aramızda şaka yapıyoruz. Ha alınan gücenen varsa, hocam ben işte şu takım taraftarıyım, bunu demeniz hoşuma gitmiyor diyen varsa yoruma yazsın. Ben de bu şekilde konuşmam. Yani kimseyi kırıp incitmek amacımız değil. Sadece şakalaşmak. Tipik şakalaşmak. Bugün mesela okulda bizim şey geldi, Beşiktaş'ta bir memur var, geldi koluma girdi. Yahu diyor, bu Valerian İsmail Fenerli mi ne diyor, bu ne yahu diyor, bir dakika top oynadık sonra takım çöktü diyor. Ben dedim ki Valerian İsmail, Valerian kardeşimi sizlere yedirmem. Valerian kardeşim
iyi bir kardeşimiz dedim. Okan Buruk da öyle. Lan sen kimsin dedim, Okan Buruk'a laf ediyorsun. Valerian'a laf ettirmem. Yani kırmızı çizgim Valerian, İsmail ve Okan Buruk. Türkiye'nin en iyi iki teknik direktörüdür. Jesus bunların yanında teknik direktör mü? Ya futboldan hiç mi anlamıyorsunuz? Bak Valerian, İsmail, Okan Buruk Galatasaray Beşiktaş'ın başında 89 yıl boyunca kalmaları gereken iki teknik direktör. Onu söyleyeyim. O zamana hesaplamalarıma göre o zamana Galatasaray Beşiktaş kalmıyor. Neyse, Trabzon'un bay bayan haftası var. Adana Demirspor'un bay bayan haftası var. Galatasaray Beşiktaş kendi arasında maçları var. 3 tane lig maçı var. Ve nispeten kolay maçlar. Hani derbi değil. Çünkü sen Beşiktaş derbisini atlatmışsın. Adana Demir'i atlatmışsın. Başakşehir maçını da atlatmışsın. Trabzon Galatasaray maçı Dünya Kupası'ndan sonra zaten. Müthiş 6 tane bonus, 6 sürpriz var. Artı Ren maçını kazanırsan zaten son maça liderliği garantilemiş çıkacaksın. Belki o maçta müthiş rotasyon yaparsın Dinamo Kiev maçında. Ki futbolcular da bilenmiş durumda. Böyle de bir durum var arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçe'de bu arada TFF açıklama yapmış. İstanbulspor Fenerbahçe maçı Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak diye. Yani keşke Atatürk Olimpiyat'ta oynansaydı diyeceğim ama şimdi keşke demenin de bir mantığı yok. Bazen Atatürk Olimpiyat Stadı da zulüm oluyor takımlara, futbolculara, taraftarlara. Yani nispeten Esenyurt'taki stat, yani nispeten stat şey diyemem. Ama Esenyurt'taki statı zaten oraya yakın bildiğim kadarıyla. Esenciles, İstanbul'u bilenler bilir. Esenciles'taki bu stat. Bu arada İstanbulspor Fatih Tekkinen imzalamış. Bakın bunu da şansa çevirmek lazım. Aslında altı sürprizden bir tanesi de bu. Niye? Fatih Tekke'nin İstanbulspor'da ivme yakaladığı zaman tehlikeli bir teknik direktöre dönüşme olasılığı var. Ama ivme yakalamadığı zaman sıkıntı. Hocam Trabzon'a yatırır şöyle böyle. Ya çıkın bunlardan ya. Ya çıkın bunlardan. Yatırsın. Zaten İstanbulspor kadrosu ne, eti ne, budu ne ki? Ne yapacak dersin? Bak, Fenerbahçe'de Jesus'un sihirli dokunuşları var. Her teknik direktörün sihirli dokunuşları olur. Mesela Valerian İsmail, Okan Buruk. Mesela dolar euro niye düşüyor zannediyorsunuz? Valerian İsmail ve Okan Buruk o koltukta durduğu müddetçe dolar 1 liraya düşecek. Euro 1 liraya düşecek. Ama tabii yani Galatasaray ve Beşiktaş yönetiminin biraz devletimize, milletimize yardımcı olmaları lazım. Yani bu teknik direktörlere sabretmesi lazım. Bu teknik direktörlerin. Şimdi Fenerbahçe son 6 maçta yenilgi yüzü görmedi. Avrupa'da beğenileri topladığı Jorge Jesus yönetiminde 11 hafta geride kaldı. 23 puanla liderlik geldi. Ve maç içindeki dokunuşları da artık konuşulur oldu. İlk 11'ler de konuşulur oldu. Hani her maçın parolasını ayrı belirliyor. Değişiklikler, ilk 11, idmanlar. Bakın arkadaşlar, yani Kayserispor galibiyetiyle başladı. Alanyaspor, Beşiktaş, Karagümrük, Ankara Gücü, Başakşehir maçlarında devam etti. Karagümrük'ten Fenerbahçe 4 gol birden yedi ama 5 gol bularak karşılık verdi. Sonrasındaki maçlarda kalesinde gol görmedi. Avrupa'da liderlik sınavı var. Perşembe günü Ren ile önem derecesi yüksek bir müsabakamız var. İnşallah kazanan biz oluruz. Muhtemelen Fransız tohumları Ren'i destekleyecekler. Yani Fransız tohumunda, kökeninde Fransa olanlar destekleyecektir. Onun dışında herkes hem ülke puanı için hem aziz Allah'tan diğer takımlara da katkısı olsun diye Fenerbahçe'yi destekleyecektir diye düşünüyorum. İnşallah o maçı da alırız. Şimdi şunu söyleyeceğim. Aklıma gelmişken, Galatasaray çıktı, Fenerbahçe şike yapıyor şöyle böyle de. Bugün akşam ısrarlı bir şekilde merak içerisinde bekleyeceğim. Acaba Fenerbahçe'mizin hakkının yenildiği Galatasaray TV'de nasıl işlenecek? İlmek ilmek, santim santim işlenecek. Ama açıklayamazlar. Açıklanırsa yanlış anlaşılır. Böyle bir şey vardı ya. Neyse. Şimdi Fenerbahçe'yi atıp tuttu Galatasaray yönetimi. Yok dedi, biz her kulvarda dedi lideriz. İşte biz birinciyiz, biz süperiz, müteşemiz dediler. İşte şöyle müteşemiz, böyle müteşemiz. Tamam müteşem siz olun dedik. Şimdi Fenerbahçe'ye bakıyorum. Bir daha bakıyorum. Bakıyorum, bir daha bakıyorum. Maşallah, Allah nazardan saklasın takımımızı. Şimdi hem futbol güzel, hem istatistikler, hem Süper Lig'i domine etmesi. Ya elinizi vicdanınıza koyun be.
29 gol atmış ligin en skoreri. Enner Valencia şu an gol krallığında zirvede ki birkaç maçtır kısırlık yaşıyor. Artı 19 ligin en iyi averajı, 2.3 en iyi puan ortalaması, en iyi iç saha performansı 16 puan ki ilk maçta maalesef puan kaybı. Yani rakip denen çok ofsaytı düşürüyor. Bireysel anlamda istatistiklerde lider. Arkadaşlar etmeyin, eylemeyin ya. Sadece yediği gol sayısına bakın. Yediği gol sayısı 10. Sadece 10. 10 maçta 10 gol yemiş. Ve seyirci önünde en başarılı takım. Bakın arkadaşlar 52 kez rakipleri ofsayta düşürmüş. Maç başına 5.2 kez. Azımsanacak bir rakam değil bu. Bu şu demek. Rakibin daha kalene yaklaşmadan sen pozisyona izin vermiyorsun. %58 hava topu kazanma yüzden var. Ki Hürriyet bu verileri paylaşmış. Yani daha ne olacak? Ha şu var. Hocam Fenerbahçe'den gidenler döktürüyor. Bizden giden Messi kesiliyor. Kesilsin. Mesela Max Meyer Fenerbahçe'den gitti. İsviçre Luzern'de fırtınalar estiriyor. Estirsin. Bizde kalsaydı yedek bile olamayacaktı. Yani yedek bile olamayacaktı. İsviçre Luzern'de ne yapmış? Bak merak ettim. Fırtınalar estirdiğini merak ettim. Şimdi gazetenin de Fenerbahçe düşmanı bir gazete olduğunu görerek merak ettim. Arkadaşlar tam Fenerbahçe formasını 12 maça çıkıp bir gol atabilen Max Meyer. Tamam mı? Max Meyer bu sezon ne yapmış biliyor musunuz? Luzern'de 7 maçta 6 gol birden kaydetmiş. Lugano maçında da 2 gole imza atmış. Kariyer rekorunu kırmış. 6 yılın ardından en çok gol attığı sezonu yaşamış. 6 gol 10 asiste Schalke'de ediyor. Allah aşkına bize ne? Bize ne? Sizin bana soracağınız tek soru şu olur. Hocam kiralık mı gitti? Bonservisiyle mi gitti? Sözleşmesini feshettik. Bedava bir şekilde gitti. Alacaklarını bıraktı etti. Zamanında 18 milyon euroları görmüştü. Premier Lig görmüştü ama düşüş 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 düşüş. Ne yapıyorsa yapsın. 8 maçta 6 gol var İsviçre Ligi'nde. Bizi alakadar etmez. Ha İsviçre Ligi'nden biz Frey'i gol kralı diye almıştık. Yani onu da söyleyeyim. Fenerbahçe'de bir sürpriz daha var. 6 sürprizin 5.'si Diego Rossi arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçe'mizin Uruguay ile Yıldız'ı Ankaragücü ve Başakşehir maçlarında kulübeden geldi. Golünü de attı. Hem Ankaragücü maçında hem Başakşehir maçında arka arkaya gollerini attı. Ve performansını da yükseltiyor Rossi. Perşembe günkü maçta da ilk 11 başlama ihtimali oldukça yüksek. Şimdi 24 yaşında piyasa değeri yüksek. Uruguay milli takımının nihai kadrosuna değil ama seçme kadrosuna çağrıldı. İnşallah daha da iyi olur arkadaşlar. Larnaca maçında da Rossi bir penaltı kazandırdı. Bak Rossi kazandırdı penaltıyı. Ama Valencia atamadı. Şimdi Perşembe günü Rennes'ten oynanacak liderlik maçında ilk 11'de olmasını bekliyoruz. Ve son taktik idmanda az takımda görev vermiş Jesus. Son taktik idmanda az takımda görev veremez. Bu haberi yapan arkadaşım yanlış yapıyor. Çarşamba günü son taktik idman. Yani Salı gününden son taktik idmanı yapamaz. Rossi'yi 11'de oynatmak istiyormuş. Sağ bek Traore'nin sürekli ileri çıkıp arkasında boşluk bırakması. Sağ stoperde görev yapan Wu-Hun ise ağır bir oyuncu olması Rossi'nin bu ikili karşısında avantaj yakalamasını sağlayabilir. Tabii bir de Dünya Kupası etkisi var. 55 kişilik geniş kadro da var. Ve Fenerbahçe'deki geleceği de merak konusu dakikalar, süreler alacaktır diye düşünüyoruz. Ben teknik direktörümüzün işine karışmam. Kimi kaç dakika oynatıyor? 5 dakika. Bana ne? Şunu kaç dakika oynatıyor? 8 dakika. Bana ne? Şunu kaç dakika oynatıyor? İlk 11'de başlattı. Bana ne? Ya futbolcularla haşir neşir olan o adam. Bu arada şunu da belirteyim. Bakın şunu ısrarlı bir şekilde belirteyim. Bak ısrarlı bir şekilde belirteyim. Beşiktaş 11 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Yani yarıdan fazlası puan kaybı. Galatasaray 10 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Yarı yarıya puan kaybı baktığınız zaman. Yani yarı yarıya puan kaybı. Fenerbahçe 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet. Yani %30 puan kaybı. Bu ivmeyi sürdürmemiz lazım. Bakın araya derbiler girsin, fark etmez. Bu ivmeyi sürdürmemiz lazım. Hani benim şöyle bir hesaplama yöntemim var arkadaşlar. Kaç maç oynanacak? 36 maç oynanacak. 36 maç.
Fenerbahçe ilk 10 haftalık periyotta 2.3 puan ortalamasını yakaladı. Çarp bunu 36'dan 82.8 yapıyor. 83 yapıyor. Israrlı bir şekilde söylüyorum. 76 artıyı yakalayan şampiyon olur. Hocam Fenerbahçe 23 puanda. 76'dan 23'ü çıkar. 53. Böl bunu 3 puana. Yaklaşık 18 galibiyet ya da 17 galibiyet, 2 beraberlik falan filan. Hocam 27. haftaya kadar arka arkaya bu kadar galibiyet elde etsek şampiyon muyuz? Kesinlikle şampiyonuz. 17 hafta, bak Fenerbahçe 17 maç arka arkaya ligde kazanırsa 17 maç %100 şampiyonuz arkadaşlar. Alın size Fenerbahçe'nin %100 şampiyon olacağının delilli, belgeli kanıtı. Not, bu 17 maçın içerisinde Trabzonspor maçı yer alacak. Adana Demirspor maçı yer alacak. Oradan 16. Başakşehir maçı da yer alacak. Beşiktaş'ta ikinci maçta yer alacak. Konya maçı da yer alacak. Galatasaray maçı da yer alacak. Yani 6 tane üstteki takımlarla maç da yer alacak. 17 maçın 17'sinde kazanırsak %katrilyon şampiyonuz. Arka arkaya. Sonra yedeklerle çıkalım. Neyse, işin şakası bir taraf ama Başakşehir'i yendik. Avrupa Ligi'nde kritik maç. Jesus ilk 11'de bir sürprize hazırlanıyor. 6. sürprizimiz de bu arkadaşlar. Hedefimiz Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garantilemek. Gruptan lider olarak çıkmayı garantilemek. Zaten çıktık. Zaten garantiledik. Ancak grubu lider tamamlamak. Arkadaşlar, grubu lider tamamlarsak 2 maç kârdayız. Hayır, sadece 2 maç değil. Bak, hem 2 maç hem 4 hafta kârdayız. Onun hazırlanmasıydı, evresiydi, sertliğiydi, şuydu buydu. Bir kere o haftaları boş geçeceksin. Belki de Türkiye Kupası haftaları o araya sıkıştırılacak. Ki ben yani gerçi bizim takımlar Avrupa'da iyi gidiyorlar maşallah. Allah nazardan saklasın. Bütün takımlarımız gitsin ya. Gidebildikleri yere kadar gitsin. Bize puan lazım ülkeye. O arada ya düşünsene bak. Yani Mart'ın bilmem kaçıncı haftasına kadar maçın yok. Mart diyorum, Mart. Zaten Aralık'ta müthiş bir fikstür başlıyor. Aralık sonu diyelim. Ocak, Şubat, Mart. Yaklaşık 2-2,5 ay sen zaten boğulacaksın. Seni boğan bir fikstür var. Kurtulacaksın ya. Bakın o tek maç haftalarında nasıl hazırlanacak. Fenerbahçe, bir şey söyleyeceğim. Başakşehir maçından önce Fenerbahçe kimi yendi? İşte hocam Ankara Gücü'nü şunu yendi, bunu yendi. Fark etmez, onu yendi, bunu yendi. Ankara Gücü'nü yendi. Ankara Gücü maçındaki futbolu beğendiniz mi? Asla beğenmedim ben. Başakşehir maçındakini? 5 günlük ara bile bu takımın dinlenip nasıl çıkacağını gösterdi mi size? Siz asıl Fenerbahçe'yi o arada izleyeceksiniz. Ben her zaman söylerim. Ligin 15. haftasından sonra takımların gerçek karakteri, karakteristik özellikleri belli olur diye. Biz 20. maçımızdayız. 20. maçı bitirdik. Fenerbahçe, Başakşehir, kısmen Trabzonspor, kısmen Sivasspor karakteristik özelliklerini gösterdiler. Şimdi yeni yeni Galatasaray'da hani 10 maçının üstüne şanlı zaferlerle Türkiye Kupası maçları ekleyecek. Onlar da karakteristik özelliklerini göstermiş durumdalar. Ama tabii teknik direktör değişikliği falan. Şimdi Jesus Ren maçında enteresan bir 11 çıkacak. Başakşehir maçında oynayan Lincoln, İsmail Yüksek ve İrfancan Kahveci ve Batshuayi'nin yedek kalması bekleniyor arkadaşlar. Bakın Lincoln yedek, İsmail Yüksek yedek, İrfancan yedek, Batshuayi yedek. Çıkmasını beklediğimiz ilk 11 şu şekilde. Altay Bayındır, Serdar Henrique Salahi. Bu zaten hak getiren. Sağ bekte Osayi Samuel, sol bekte Ferdi Kadıoğlu beklentisi var. Ama ben bir şey söyleyeyim. Osayi'yi Ferdi kadar düşünmüyor. Bu maçta bize bitiricilik lazım. Osayi'nin kovalayacağı toplar bence önemli. Ben olsam ben de Osayi Ferdi çıkarım ama içimden bir ses Ferdi Alioski çıkacak diyor. İçimden bir ses böyle söylüyor. Merkez ikili de Arao Crespo. Bu da hemen hemen %100. Hücum hattında Emre Mor, Rossi, Valencia. Bu da hemen hemen %100. Yani ben şu anda hocam %100 bize bir şey söyle. Altay, Serdar, Gustavo Henrique, Salahi, Ferdi %100. Bana kalsa 5. Arao 6, Crespo 7, Emre Mor 8, Rossi 9, Valencia 10. Bir tek Osayi sağda oynar, solda Ferdi oynara katılmıyorum.
Osayi yerine Alioski ile başlarız diye düşünüyorum. Hocam adamların sağ kanadı çok hızlı, çok ofansifler şöyle böyle. Valla lafımı da politik, siyasi bir cümle olarak algılamayın ama Fenerbahçe savunma yapmaz, yaptırırın tam maçı. Hocam senin karşındaki Ren 12 maçtır yenilmiyor. Tamam işte 12 maçtır yenilmemesinin sebebi Kadıköy'e gelmemesi. Kadıköy'e gelecek. Bırakın tedbir alsınlar. Ya ilk maçta Ren'i zorlayan bizdik. Bırakın tedbir alsınlar. Anlatabiliyor muyum? Neyse arkadaşlar, teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah ve inşallah videomuzu beğenirsiniz. Desteğinizi esirgemezsiniz. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere inşallah.